Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar 20-26 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, haftaya yeni ayla başlıyoruz. Hemen haftanın başında 20 Temmuz'da akşam 20.32'de 28 derece Yengeç Burcu'nda yeni ay doğuyor. Bu yeni ay yeni olasılıklar, yeni girişimler anlamına gelebilir ve önümüzdeki birkaç haftanın e, temel konuları olabilir bunlar. Yeni ay sırasında gökyüzünde Güneş Satürn karşıtlığı etkinleşiyor. Yani yeni ayın enerjilerinde aslında biraz baskı da var, biraz kısıtlamalar, engeller de var hayatımızda. Hani her şeye daha ciddi bakmamız ee, ...sorumluluklarımızı önemsememiz gerekiyor. Sosyal hayatınızla ilgili bazı önemli kararlar verebilirsiniz. Arkadaş çevrenizle ilgili. Belki bazı ilişkilerinizi bitirmek isteyeceksiniz. Aşk hayatınızla ilgili dönüşümler olabilir. Çocuklarla ilgili konularda sorumluluklar öne çıkıyor. Çocuklarınız çocuk sahibi olma gibi bir konu olabilir tabii ki. Ee, bunun yanı sıra onlarla ilgili maddi manevi mesuliyetler... ...onların eğitim hayatıyla ilgili konular... ...yeni ayın e, kavramları arasında önümüzdeki birkaç haftayı şekillendirebilir. Yengeç yana ayının genel etkilerini anlattığım videoyu Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. Evet yeni ayın ardından pazartesi gecesi ay Aslan Burcu'na geçecek. Yengeçten ayrılacak ve Perşembe gününün ilk saatlerine kadar ay Aslan Burcu'nda olacak. Biraz hafta başında içe dönük olabiliriz. Biraz yorgun hissedebiliriz kendimizi. Veya özel hayatımızda, aşk hayatımızda yaşadığımız ...biraz bizi sıkan bazı konular olabilir. Ya da çok çalıştık, çok yorulduk, biraz dinlenmek istiyoruz, biraz sakin geçirmek istiyoruz. Bazı hazırlıklarımız var yapmamız gereken. Bu yüzden salı ve çarşamba günlerini daha sakin, daha böyle izole şekilde, daha yalnız geçirmemiz mümkün. Bunu bir dinlenmek için fırsat olarak da değerlendirebiliriz veya kendi başımıza yapacağımız işlere odaklanabiliriz. Perşembeden itibaren ise ay artık Başak Burcu'nda ilerleyecek e, duygusal anlamda enerjiniz güçleniyor. Biraz daha tabii ki etrafınızda dikkat çeker hale gelebilirsiniz. Görünür hale gelebilirsiniz. Duygusal konulara önemseyeceksiniz. etrafa karşı çok hassas ve kırılgan davranmanız mümkün. Her zamanki o eleştirel ve mükemmeliyetçi tavrınız ay burcunuzdan geçerken biraz artabilir. O yüzden lütfen hem kendinize hem etrafınızdaki kişilere çok fazla yüklenmemeye çalışın. Sindirim sisteminize de dikkat edin. Kendinizi çok zorlamayın. Hafta sonunda cumartesi ve pazar Ay Terazi burcunda olacak. E, bu iki gün parasal konular adına güçlük enerjiler var gökyüzünde. E, iş ve ticari konularda aktif olabilirsiniz ama bazı masraflar da olabilir. Bazı para çıkışları olabilir. Zorunlu alışverişler, harcamalar, ödemeler de olabilir. Zaman zaman kendinizi maddi anlamda biraz kaygılı ve endişeli de hissedebilirsiniz. Daha dengeli olmaktan fayda var. Değiştiremeyeceğiniz konular varsa, hani burada çok da fazla kaygı, endişe e, üretmeniz, yani negatif şeyler düşünmeniz e, doğru olmayacaktır. Mümkün olunca kabulleniş içerisinde olmak ve elinizdeki şartları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmak e, daha doğru bir tavır olabilir sevgili Başaklar. 22 Temmuz'dan itibaren Güneş Aslan Burcuna geçiyor. Bu tabii ki önemli bir enerji değişimi bir ay boyunca çünkü. Güneş Aslan burcunda olacak ve 12. evinizi aydınlatacak. Aslında bu eee bilinçaltınızdaki konulara, hayatın biraz daha manevi konularına ışık tutacak. kendinizle ilgili önemli farkındalıklar da edinebilirsiniz ve önümüzdeki ay genel olarak yaşamınızın kalitesini arttırmak, işinizle ilgili konular alışkanlıklarınız ve genel sağlığınızla ilgili konularda da bazı önemli düzenlemeler yapmanız da mümkün görünüyor. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.